Merhaba sevgili izleyiciler. Bir son dakika haberiyle daha sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi gezegenimizde maalesef istenmeyen yabancı varlıklar var. Güya bir oyunmuş bu. Ama maalesef çocuklara uygun bir oyun değil. Şşt, sakın seyretmeyin. Uzmanların görüşüne göre her an karşınıza bu varlıklar çıkabilirlermiş. Hatta seslerini de duyurabilirlermiş. Ama endişeye kapılmayın. Yetkililer durum üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Sıradaki habere geçiyoruz. Aa, Remzi bu neden bahsediyor böyle ya? Gezegenimizi istila ettiler falan. Hiç duymadım ben, görmedim, sen biliyor musun? Evet Kadriye, ortalık yıkılıyor vallahi. He. Ne zararları varmış biliyor musun peki? Yani çocukları kötü etkiliyormuş işte. Büyüklere göre yapılan bir diziymiş zaten. İyi de oyun diyor Remzi. Oyun ama büyükler için çekilen bir diziymiş bu Kadriye. Aman neyse ne, bize ne canım. Hani alışverişe çıkacaktık. Ben dinlendim. Gidelim mi artık? Olur olur Remzi. Hemen gidip çantamı alıp geliyorum. Baba ya, alışverişe mi çıkıyorsunuz annemle? Evet kızım, ne var bunda? Ya dışarısı şu anda hiç güvenli değil. Baksana garip garip bir şeyler oluyormuş. Bence hiç gitmeyin ha. Ne yapalım kızım? Meyve sebze almayalım, aç mı oturalım yani? Heh, annen de geliyor işte. Hadi görüşürüz Canan. Arkamızdan kapıyı kilitle. Dikkatli olun bence. Geldim Kadriye. Evet, ne alacağız bakalım? Liste yaptın mı? Buyurun efendim, size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Goril Ercan, sen Akbaba Kürşat'ı bırakıp da buralarda işe mi girdin? Evet Remzi Bey, son zamanlarda çok iyi anlaşamıyorduk. Sürekli kavga ediyorduk. Biz de boşanmaya karar verdik. Tövbe tövbe. Evlenmiş miydiniz ki? Yok efendim, sadece espri yapmıştım. Remzi, ne oluyor böyle? Bir anda niye bu adam değişti ya? Kadriye, az önceki sesi duydun mu? Yeşil ışık, kırmızı ışık bir şeyler deyip duruyordu. Remzi, görmüyor musun? Üstümüze geliyor. Kaç! Geldim Kadriye, geldim. Ay, nefes nefese kaldım vallahi. Heh. Sanki bizi yiyecek gibiydi değil mi Kadriye? Aa, o da ne? Şu karşıdan gelen Feridun değil mi? Evet Remzi, evet ta kendisi. Ama ne olmuş buna böyle ya? Kadriye, bu da aynı şarkıyı söylüyor. Kaç! Canan haklıydı herhalde. Hiç evden dışarı çıkmayacaktık. Oradan kaç, buradan kaç. Ay, domates, peynir, zeytin, ekmek. Peki ne yapacağız şimdi? Mirket, mirket. Olanlara inanamayacaksın. Al benden de o kadar. Size de merhaba çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yok Mirket, hayatı soracak durum değil. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Dışarıda bazı varlıkların sesleri geliyor. Ondan sonra da hayvanlar bildiğimiz hayvanlıktan çıkıp biyonik hayvan haline dönüşüyor. O ne demek Kadriye? Biraz açar mısın lütfen? Ben daha fazla anlatamayacağım Remzi. Sen devam et istersen. Haberleri dinledik ilk önce Mirket. Evdeydik, oturuyorduk. Bazı varlıkların dünyamızı ele geçirdiğinden falan bahsediyordu. Ondan sonra da bir şarkı yaydıklarını söylüyordu. Ama olayın bu boyutlara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Peki ne gibi değişiklikler Remzi? İlk önce gözümüzün önünde Akbaba Kürşat'ın adamı var ya, Goril Ercan, o değişti. Ondan sonra da Feridun'u gördük kapının önünde. O da biyonik hayvana dönüşmüş. Bak bak, işte duydun mu? Yine başladı o şarkı. Tamam çocuklar, panik yapma. Remzi bak gördün mü? Mirket de dönüştü. Kaç! Oradan kaç, buradan kaç Kadriye. Nereye kadar bilemedim ki? Necati! Hey küçük, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Göremedin mi beni? Kocaman film, nasıl görmezsin ya? Şşt, mavi kuş, sana sesleniyorum. Aa, Remzi ile Kadriye koşa koşa telaşıyla buraya doğru geliyorlar. Dur ben şunları karşılayayım en iyisi. Kadriye, ben çok yoruldum. Daha fazla kaçamayacağım artık. Aa, benden de o kadar Remzi. Bacaklarımın dermanı kesildi vallahi. He. Aa, Necati de buradaymış. Necati ya, senin nasıl hiçbir şeyden haberin olmaz? Burada nasıl trambolin üzerinde zıplayıp durursun? Ortalık yıkılıyor vallahi. He. Remzi, siz neden kaçıyorsunuz? Kadriye neden bahsediyor? Şarkı Necati, şarkı. Yeşil ışık, kırmızı ışık çalıp duruyor. Ondan sonra da hayvanlar bildiğimiz durumdan çıkıp başka bir hal alıyor. Peki Mirket'le görüştünüz mü Remzi? Maalesef Necati. Şimdi onun yanından geliyoruz ve o da biyonik hayvana dönüştü. Ama bir dakika ya. O da biyonik hayvana dönüştüyse o zaman biz de hologram Mirket'i çağırırız. Hologram Mirket mi?
Emin misin Necati? Biz yapabilir miyiz bunu? Hologram Mirket, hologram Mirket. Çabuk buraya gelmen gerekiyor. Acil, acil, acil. İşte geldi. Hologram Mirket, duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Herkesler değişiyormuş. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Evet, gerçek Mirket'in de bu şarkıdan etkilendiğini gördüm. O sırada bilgisayarın içerisindeydim. Ama beni çağırmanız iyi oldu. Yoksa bu böyle sürüp gidecekti. Peki hologram Mirket ne yapmayı düşünüyorsun? Hadi çabuk ol. Madem şarkı milleti değiştiriyor, o zaman biz de şarkıdan önce milleti değiştiririz. O ne demek öyle hologram Mirket ya? Bana bırakın. Değişim başlasın. Aa Remzi bak bizim çocuklar da geliyor. Onlar da bizim gibi değişmiş. Anne. Maceraya nereden başlıyoruz şimdi? Ben siz macera düşünmüyordunuz herhalde Şakir. Evet baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Sahaya çıkmaya hazır olun. Sesin kaynağını bulup hayvanlara zarar vermesini engelleyeceğiz. Ve onları yok edeceğiz. Yürüyün. Ay pardon ben yürüyemiyorum ki. Işık olacaktım değil mi? Remzi, içinizde en havalı ben oldum. Teçhizatım yerinde. Mirket, nereye gittin? Anne, doğruyu söyle. Necati abi mi ben mi? Sen ona bakma evladım. Tabii ki sizsiniz. Hadi yürüyün. İşte bakın, olayın kaynağını bulduk. O gıcık kız bebek orada. Yeşil ışık, kırmızı ışık şarkısını söylüyor. Hologram Mirket, bu kadar teçhizattan sonra ne yapmayı öneriyorsun? Seni dinliyoruz. Arkadaşlar, hologram olarak tam üstünde yer alacağım. Ve başından aşağı etkisiz hale getirecek savıyı dökeceğim. Olay bende, merak etmeyin. Yok be, Mirket amcanın hologramı bile kendisi gibi süper. Başardım Mirket amca. O zaman tehlike geçtiğine göre lahmacun isteyen var mı? Bir dakika, hemen sevinç çığlıkları atmaya başlamayın. Mirket'in kendisi de olacak peki. Aa, ne oldu bana böyle? Bir an kendimi iki boyutluya dönmüş gibi hissettim. Yeşil ış. Ne diyorum ben böyle ya? Hologram, hologram Mirket, neredesin? Hah, Mirket'in kendisi de geliyor işte. Çocuklar, siz niye bu vaziyettesiniz böyle? Mirket, tabii senin hiçbir şeyden haberin yok. Hologram Mirket bizi bu hallere çevirdi. Çünkü sesin kaynağını yok ettik. Ama ben artık eski halime dönmek istiyorum Mirket. Hadi sene çabuk çabuk çabuk. Eski halinize mi? Ben mi çevireceğim? Ama ben başlatmadım ki bu furyayı. Hayır. Tabii bu tip değişiklikler. Hayvanlarda bazen böyle tepkileri neden olabiliyor. Aldırmayın siz ona. Herhalde birkaç saat sonra normale dönersiniz.